Günaydın, mutlu sabahlar, hayırlı, bereketli, güzel bir gün olsun. Mayıs'ın üçüne geldik bile. Mayıs'ı da hızla bitireceğiz, biliyoruz. Ömrümüzden her gün bir yaprak, bir takvim sayfası ayrılıp gidiyor. İnşallah güzelliklerle ayrılsın. Huzurla, sağlıkla, sevdiklerimizle anılarımızı güzel paylaşacağımız şekilde ayrılsın inşallah. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok önemli konuklarım var. Bugün hem Miraç Kandili, Miraç'ı konuşacağız. O peygamberin, o liderimizin, sevgilimizin, en sevgilinin göğe yükselişiyle bize getirdiği hediyelerden bahsedeceğiz. O, bu kutlu günü birlikte kutlayacağız. Bir taraftan da bugün Hazreti Mevlana'nın Konya'ya gelişinin yıl dönümü. O koca sultan, o pir Konya'ya ayak bastı bugün. İyi ki geldi, iyi ki şereflendirdi bu şehri ve ondan da bahsedeceğiz. Fatma Şeref Polat hem avukat hem yazar hem de aşk insanı ve hem imamlık yapan hem de ressam Muhsin Kaleli bizimle birlikte olacak. Konuklarıma birazdan ilerleyeceğim. Çok kıymetli konuklarım var. Ama bir taraftan da kandil ya, güzel konuşup tatlı konuşup tatlı yiyelim. Tatlımız var bugün. Ülkücüm yanımda. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, Allah'a şükür Ayşegül'cüm. Sen nasılsın? Sağ ol. Bir aradan sonra birlikteyiz. Evet. Özledik biraz seni. Değil mi? Ara verince. Bugün ikimiz de mavi mi olmuşuz Ülkü? Evet, ne güzel olmuş değil mi? Baharın rengi harika evet. Olmuş. Evet, bugün tatlı yiyip tatlı konuşacağız. Bakalım sen bizde bugün ne yapacaksın? Bugün trilçe yapacağız Ayşegül. Hemen malzeme listemize malzeme bakalım. Malzeme listesini sayayım. Biraz karışık gibi şöyle ayırdım ben. Evet. 4 tane yumurtamız var. 1 su bardağı şeker. Bu kek malzemesi için. 4'te 1 yağımız. Yağımız var. 3 yemek kaşığı böyle birazcık yarım çay bardağından aşağı suyumuz var. 1 su bardağı artı 1 yemek kaşığı da unumuz var. 1 kabartma tozu, yarım da vanilyamız var. Bu kek malzemeleri için. Tamam. Şerbeti için 2,5 su bardağı sütümüz var. 4'te 3 su bardağı şekerimiz var. 1 paket süt kremamız var. Süt kreması zaten her yerde kolaylıkla bulunuyor. Aynen öyle. Karameli için de 1 su bardağı şekerimiz, 1 paket 1 su bardağı ediyor. Süt kremamız var. 1 yemek kaşığı da tereyağımız var. Karamel için. Ben krem şanti de kullanacağım bugün. İstemeyenler kullanmayabilirler. Listede yok ama artı olarak krem şanti kullanacağım. Şu anda ekranlarınızda zaten evet, tarif geliyor. Tarifimiz. Oradan hani işte yemek çay bardağının 3'te 1'i 4'te 2'si falan kafanız karışırsa ekranlarda değil mi? Evet. Şu anda çok net bir şekilde ekranlarda görüyorsunuz evet. Malzemeleri. O zaman önce son kekten mi başlayacaksın? Evet, kekten başlayacağım. Son zamanların şeyidir hani trileçe her yerde. Evet değil mi trileçe? Evet, evet. Arnavut tatlısı aslında bu. Orijinali 10 yumurtayla falan yapılıyor. 3 çeşit sütle, keçi, manda, inek sütüyle yapılıyormuş ama. Evet. Çok enteresan. Enteresan bir tatlı ama biz imkanlar dahilinde bu şekilde mutlaka yapacağız. Mutlaka bizim hanım eli mutfağımızda senin elinin değdiği farklı bir lezzet olacaktır. Hemen başla bakalım neyle başlayacaksın? Yumurtalarımızla başlayacaksın herhalde. Biz seni takipte olacağız. Bir taraftan da konuklarıma günaydın diyeceğim. İnşallah tatlı seversinizdir. Tatlı sevmeyen gerçi yoktur. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Nasılsınız? Buraya geldik daha iyi olduk. Kesinlikle çok güzel bir ortam. Ah ne kadar güzel. Hoş geldiniz Muhsin. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Bugün dedim ya Fatma Şeref Polat hanımefendi ve Muhsin Kaleli beyefendi bizimle birlikte olacak. Bugün diyorum ki böyle hem Miraç var hem Hazreti Mevlana'nın Konya'ya gelişinin yıl dönümü ya. Bence en güzel konu aşk olur değil mi? Aşkı konuşalım. Evet. Nedir aşk Fatma Hanım? Sabah sabah şöyle bir patlatın bize. Aşkın bir tane tanımı yok biliyorsunuz. İnsanlığın varoluşundan beri üzerine yazılan, söz söylenen bir konu aşk ama... Hazreti Mevlana'nın geliş yıl dönümü de olduğu için bu hafta onun tanımları üzerinden belki daha çok gidebiliriz. Hazreti Mevlana'nın tanımında aşk aslında imandır. Biz aşka imana aşk dedik der genellikle. Neden diye bunu düşündüğümüz zaman da iman insanın gönlüyle bir tercihi olduğu için
ve samimi duygularının en doruk noktasını ifade ettiği için iman ve aşk arasında bir eşitlik kurduğunu düşünüyorum ben Hazreti Mevlana'nın. Bir de tabii şöyle der, Allah'a giden binlerce yol vardı ama biz aşkı seçtik. Bunun tabii devamında Hazreti Mevlana'nın bir sürü güzel açıklaması vardır. Eleştirilere verdiği cevaplar vardır. Şeriatın bize yüklediği emirler tabii ki başımızın üstünde herkes yapacak. Ama onu aşkla yapmanın büyük bir fark yarattığını anlatır her zaman. Bir hikayesinde şöyle geçiyor bu mesela. Çok ünlü bir alim var, mütevazi bir hayat süren, o zamanda aslında alimlerin gösterişli yaşamaları, işte evde hizmetkar bulundurmaları falan da hoş karşılanmıyor ama eşine yardım etsin diye alim bir cariye alıyor bir gün. Hı hı. Fakat cariye genç kız çok yetenekli, çok zeki, çok becerikli, güzel bir hanım ve alimle aralarında söylenmeyen, söze de dökülemeyen ortamdan dolayı bir aşk başlıyor. Hmm. Fakat evin hanımefendisi de alimin eşi bunu hissediyor tabii ki, farkında. Kendi evlilikleri belki biraz artık çok yerine oturmuş, göreve dönüşmüş, belki bir mantık evliliği gibi ama düzgün de bir evlilikleri var. Hanımefendi bu durumdan rahatsız olunca eşiyle cariyeyi hiçbir şekilde karşılaşmayacak, konuşamayacak, hatta birbirini göremeyecek şekilde evin içinde tutmaya çalışıyor, gayret ediyor. Ve bu aşk hiçbir şekilde birbirlerine ifade edilemiyor uzun bir süre. Tabii bu uzun süre arasında bazı büyük aşkları ayrılık ve konuşamamak yasaklar alevlendirir. Öyle bir şey oluşuyor, aşkları gittikçe kuvvetleniyor. Bir gün hanımefendi hamama gidiyor cariyesiyle birlikte. Alim de evde ilmi çalışmalarını yapıyor. Fakat hanımefendi hamamdayken bir bakıyor ki bir sürü emirlerin, beylerin eşleri, diğer alimlerin eşleri falan gelmiş. Daha gösterişli taslar falan getirmişler. Biz hanımların klasik şeyi. O da direkt diyor ki, ay diyor, ben de gümüş tasımı getirseydim, keşke, bu kadar kalabalık olacağını bilmiyordum. O şeyle diyelim padikli cariyeyi eve yalnız gönderiyor. İlk defa böyle bir hata yapıyor. Çünkü daha önce hiç yalnız bırakmamış. Diyor ki gidip evden gümüş tasımı al gel. Kız o hamamdan çıktığı andan itibaren eve koşmaya başlıyor. Ama aklı hanımın tasında değil. Alimle ilk defa yalnız görüşebilecek. Belki o ona aşkını söyleyecek. O heyecanla gidiyor. Ondan sonra kız eve doğru koşarken hanımın aklına geliyor cariyeyi yalnız gönderdi. Bir anda eyvah diyor, ne yaptım ben, gümüş bir tas için evliliğim yıkılacak belki de. O da hamamdan çıkıp koşmaya başlıyor. Zaten Hazreti Mevlana'nın anlattığı her hikaye semboliktir aslında. Orada başka bir şey anlatıyordur. Şimdi tam iki hanım eve koşarken olayı yavaşlatıyor Hazreti Mevlana ve diyor ki okurlarına, bir dakika duralım şimdi. Eve doğru iki tane koşan kadın var. Ondan sonra birisi o kadar büyük bir aşkla koşuyor ki belki bundan dolayı başına bir şeyler gelecek, belki hanım onu bir yere sattıracak, belki bir ceza verilecek, bir sürü şey gelecek bu sebepten başına ama onu düşünemiyor artık, yani gözü onu görmeyecek kadar aşık, başına ne gelirse gelsin alimle görüşmek istiyor. Diğer hanımefendi de belli bir konumu var toplumun içinde, evliliğini kurtarması lazım, yıllarca çaba harcamış o yuvaya. Onun için de o koşu şart ama onunki o kadar aşkla değil, yani başka sebepler çok fazla içinde. Tam bu görüntüyü yavaşlattığımızda siz kendinizi alimin yerine koyun. Hangisini daha heyecanla ve aşkla beklersiniz, hangisiyle görüşmek istersiniz diye sorar Mevlana. Ve bütün insanlar aşkla koşanı tercih ederler. Yani gözü hiçbir şey görmeyecek kadar sizi seveni tercih ederler. İşte ibadeti o koşuya benzetirsek diyor, Allah da aşkla ibadet edeni daha çok sever. Diğeri de gelecek, belki kendi amaçlarına ulaşacak, yine evliliğini kurtaracak, yine her şeyi devam ettirecek. Onun da tabii ki bir karşılığı var o çabanın. Çünkü Allah bunu vaat ediyor. Her çabanın karşılığını vereceğim ben. Ama aşkla koştuğunuz zaman hem onun karşılığını hem de bir de karşılığında aşkı alacaksınız, karşı tarafın aşkını. Bu yüzden Allah da aşkı tercih eder diye biz aşkı tercih ettik diyor. O yüzden Hazreti Mevlana
Aşk imandır. Aşk imandır, evet. Demiş, ne kadar güzel söylemiş. Sizin dediğiniz gibi anlatılan bu pek çok hikayede aslında bize verilmek isteneni odaklanmamız gerekir. Yani o ayrıntılara takılmadan aslında bize burada ne anlatılmak isteniliyor? Kaçırdığımız şeylerden birisi değil mi? Evet. Aslında en önemli şeyleri kaçırıyoruz. Biz biraz böyle şeylerle uğraşıyoruz. Ayrıntılarla uğraşıyoruz. Kesinlikle. O Mevlana'da çok yapılıyor, hikaye üzerinden anlatıldığı için farklı hikayeler de var. Ama Mevlana, Allah'ın bir ayet vardır hatırlarsınız Kur'an-ı Kerim'de. Allah bir şey öğretmek istiyorsa sivrisineği ya da daha küçük, daha basit bir şey örnek vermekten kaçınmaz. Çünkü size bir şey anlatmak istiyor. Hazreti Mevlana da buna dayanarak konuyu en iyi anlatabileceği olay neyse onun üzerinden anlatır. Bana da genelde hep bu sorular geliyor. Şöyle bir hikaye var. Bu ne? Hikayenin zarf önemli değil, mazruf önemli der hani eskiler. Kap önemli değil, içerik önemli ve mesaj önemli. Evet. Muhsin Bey siz de hoş geldiniz. Biz hoş böyle bir başladık aşktan ama mutlaka sizin de söyleyeceğiniz şeyler vardır. Çünkü siz de resimleriniz de sanırım aşkı işliyorsunuz ve o aşk olmadan o resimler ortaya çıkmıyor. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz neler söylersiniz? Gayet güzel aslında, ben iyi dinliyordum ama yani gayet güzel anlatılıyor. Şu anda bulunan bir serginiz var. Uzun süredir açık. Çok insan geldi, gözlemledi, beğenerek biz de takip ettik. Ve günü uzatıldı sanırım. Hem ondan bahsedelim. Hem resim serginizin nerede olduğunu bir tekrar edin. Belki uğramayanlar olmuş olabilir. Şimdi o aşk mevzusunda yani bu dünyada ne iş yaparsak yapalım diyorum. Veya ne yaparsak yapalım, aşk ile yaptığımız zaman onun karşılığı başka olacaktır mutlaka. Yani ibadetimizde de aynı şekilde. Yani biz Allah'a en yakın olduğumuz yer secde anıdır, namazdaki anımızdır. Yani orada biz bu aşka huşu da diyoruz aynı zamanda. Yani başka şeylerden sıyrılmak. Sadece onu düşünmek. Yani sadece Rabbini düşünmek. O namaz farklı olacaktır. Yani namaz kılarken gözümüz sağa sola takılmadan sadece yaratana kendimizi verdiğimiz zaman işte o zaman orada o keyif var. Az önceki hikayede de bu anlatılıyor. Yani Cenab-ı Allah'a olan sevgi ve ondaki en kuvvetli an olan namaz anı, o ibadet anı. İşte orada hiçbir şey olmayacak. Ve diyor ki Cenab-ı Allah'tan yine bir şey Cenab-ı Allah'tan bir şey isteyeceğimiz zaman, o yaratıcıdan dua edeceğimiz zaman işte o secde anındaydım. Orası en önemli bir an. Yani bizim tabii resim olayına gelince de resme güzel istediğimiz şeyi çıkarabilmek için buradan soyutlanmamız gerekiyor. Yani resmin içine adeta gireceksin, oraya dalacaksın. Dışarıda işte sesler gelmiş vesaireler olmuş. Bunları duymayacaksın. Ve duymuyorsun da gerçekten de. Ben sizin serginize geldiğimizde dedim ya, kalabalıklar içerisinde bir derviş geziyor. O siz misiniz demiştim, hatırlıyor musunuz? Evet, çünkü evet. O resmin içine girmeden o dervişin o duygularını, o yürüyüşünü sanırım resmetmek zor biraz. Siz de girenlerdensiniz. Yani keşke girenlerden olsam diyorum da. Yani tabii ki o resmin içerisine girmediğiniz zaman o iç dünyanızı, içinizde neler yaşadığınızı, bunu dışarı aktaramadığınız zaman, yani o resme girmezsen bunu aktaramıyorsun. Bunu aktarıyorsak ne mutlu. Yani bizler o şekilde yani duygularımızı yansıtmaya çalışıyoruz. İşte her zaman bir olmuyor tabii ki. Her zaman o aşkı, o anı yakalayamıyoruz. Ama yakaladığımız anlarda da onun keyfi, onun tadı hiçbir şeyde yok. Peki aşk gerçekten acı verir mi? Ya da acı verdiğinde güzel acı vermesini mi istiyoruz? Yani tatmanını da soracağım aynı soruyu. Çünkü aşk yanında da beraberinde acılarını da getirir. Evet. Belki biz o acıyı mı seviyoruz acaba? Yani burada acı, bu bildiğimiz acı değil.
Yani ilk anlamda anladığımız bir acı vardır. O acı değil yani. Aşk acısı başka bir acıdır bu. Yani ben bunu yani resim olarak anlatayım. Eğer acıysa mesela üşüyorsunuz, donuyorsunuz, hava soğumuş, bunu hissetmiyorsunuz. Yani acı size artık zevk vermeye başlıyor. Şimdi o derecede almışsınız. Çünkü sevdiğiniz bir şey var, bir aşkınız var, onun mutluluğu var. Ve o mutluluk size o çekmiş olduğunuz acıyı tada çeviriyor. Ama o acı da gerçekten çok büyük acı. O yüzden vazgeçemiyoruz. İşte o yüzden vazgeçilmiyor. Peki. Belki acı olmasa insan vazgeçecek. Vazgeçecek değil mi? O acıyı, o hasreti, o ayrılığı, o özlemi bunu çekmek lazım. Bunu hissettiğin zaman zaten aşk o şekilde oluyor. Yani tek başına değil, işte tamam resim sana gülsün, sen resme gül. İşte gayet güzel gitsin her şey. O zaman bazı şeyler kaybolmaya başlar. İşte dediğimiz o heyecanı ayakta tutabilmek, o heyecan bu aşkla, acılarla, olaylarla, işte yaşadığımız hadiselerle hepsiyle bir bütün içerisinde çıktığı zaman bir şeyler oluyor. Mesela şu anda ekranlarda sizin sergide olan resminizin sanırım çalışma aşaması değil mi bu? Evet, o çalışma aşaması yani derviş resmini yaptığım. Hazreti Mevlana'nın ve Konya'nın çeşitli yerlerinin resimlerini resmettiniz siz. Peki tabii bunu severek yaptınız ama önce oraları gezdiniz, dolaştınız, mutlaka o maneviyatı almışsınızdır. Tabii ki. Bu dervişin şu şekilde okuduğu Kur'an'ı hissetmeniz zor olurdu yani. Evet. Biz de hissediyoruz çünkü sizin hissettiklerinizi. İşte onu aktarabiliyorsak yani en çok aradığım nokta odur benim. Yani araştırmak gerekir. Yani mutlaka. Çünkü bu çok önemli bir şey. Evet, biz böyle kuru kuruya bir şeyleri seviyoruz ya da kuru kuruya aşık olduk diyoruz. Olmaz, onun özünde ne olduğunu anlamak lazım. Yani işte sanırım. En önemli noktalardan birisine değindiniz. Ya bir sanatın sanat olabilmesi için mutlaka okumak, bilgili olmak, araştırmak gerekiyor. Yani bu resmin bir öncesi var. Yani resim tekniği olarak yapıyorsunuz, boyalar alıyorsunuz, tuvalinize koyuyorsunuz, yapmaya başlıyorsunuz, duygularınızı katıyorsunuz vesaire. Ama bunun öncesi var. Öncesi nedir? Sizin hayatınızdır. Sizin yaşamınızdır. Çocukluğunuzdan itibarenki olan hareketleriniz, gördükleriniz, çevreniz, anneniz, babanız, işte komşunuz, her şeyiniz. Bu birikimler, bunun üzerine siz araştırıp okuduğunuz zaman, yani mutlaka okumak lazım. Yani okumadan bir şeyler olmuyor. Evet. Yani bu şu mesela derviş resminde veya diğer resimlerim içerisindeki dervişlerin oluşması tabii durduk yere olmadı bunlar. Yani burada bir hikaye var. Bunun bir evveliyatı var. Yani ben şöyle bahsedeyim. Benim çocukluğum cami avlusunda geçti. Ben cami bahçesinde büyüdüm. Yani ilkokul zamanımda. Muhteşem bir camiydi Bergama'da, Ulu Camii diye. Yani içinizde bir şey varsa o seni sizi çekiyor zaten. Yani o caminin minareleri vesaireleri saatlerce seyrederdim ben onları. Evet. İşte ne aradığımız çok önemli. Bugün sizinle konuk olduğumu paylaştığım zaman izleyicilerimle ne aradığına dikkat et. Çünkü aradığını bulursun diyor ya. Biz bugün aşkı arıyoruz inşallah. Evet. O zaman bir gel gör beni aşk neyledi diyelim mi bakalım. Oradan da reklama geçelim. Şöyle sizin güzel sesinizden bu güzel kalbin ya, gününde eğer lütfederseniz bize. Şimdi aslında yani şöyle söyleyeyim. Yani biz duygularımızı tuvale fırçayla renklerle aktaran insanlarız. Yani bir konuşma sanatçısı değiliz biz. Ben kendi adıma bir yazar değilim. Bir ses sanatçısı değilim. Ama şu var. Yani müziği seviyorum tabii ki. O da başka bir şey. O da bir aşktır evet, yani. Aynen. Yani resim nasıl aşksa, yazı yazmak nasıl aşksa. Sizin şu anda yapmış olduğunuz görev. Yani görev demiyorum ben bunlara. Aşkla yapıyorsunuz, heyecanla yapıyorsunuz. Evet,
O zaman bir şeyler çıkıyor ortaya tabii ki. Biz zaten size burada... Ben yani şu anda... yani izleyicilerin hepsine özür dilerim ama... istemiyoruz. Ama istiyorum ki hani madem bir muhabbet var, evet, bir aşkı konuşuyoruz, evet, sizin sesinizi de duymak isteriz. Vallahi dilim döndüğünce söylemeye çalışayım. Tamam. Evet, Muhsin Kaleli'den Gel Gör Beni Aşk Neyledi diyelim. Hemen ardından reklama geçeceğiz. Ama gerçekten çok kısa bir ara olacak. Aradan sonra biz yine burada doyumsuz keyifli sohbete devam edeceğiz. Buyurun hocam. Ben yürürüm yâne yâne, aşk boyadı beykâne. Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyle. Gel gör beni, beni aşk değiledi. Derde giriftar eyledi. Gel gör beni, beni aşk neyledi. Derde giriftar eyledi. Yah eserim yeller gibi, yah tozarım yollar gibi, yah akarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. Gel gör beni, beni aşk neyledi. Derde giriftar eyledi. Gel gör beni, beni aşk neyledi. Derde giriftar eyledi. Gel gör beni, beni aşk neyledi. Derde giriftar eyledi. Yahu, yahu, tekrar günaydın. Ekranlara yeni gelenler için, televizyonlarını tam da şu vakit açanlar için bugünkü konuklarım Fatma Şeref Polat Hanımefendi ve Muhsin Kaleli. Muhsin Kaleli Beyefendi ile resme dair konuşuyoruz, sanata, aşka dair konuşuyoruz. Fatma Hanım'la da yine kitabından bahsedeceğiz, yazılarından bahsedeceğiz. Ve bugün Miraç Kandili. Miraç Kandili'niz tekrar hayırlı olsun, mübarek olsun. Ondan da bahsedeceğiz. Çok güzel bir günü yaşıyoruz bugün. Hem Miraç Kandili'ni, hem Hazreti Mevlana'nın Konya'ya geliş yıl dönümünü, hem de çok değerli konuklarımla bunu paylaştığım için ben çok şanslıyım bugün. Muhsin Bey, resim sergisinde kaldık ya, yerini ve zamanından bir bahsedelim. Belki dedim ya, yeni gelenler olmuştur. Ekranlara katılmak isteyen, görmek isteyenler olabilir. Bir tekrar edelim mi? Şimdi sergimiz 29 Mart'ta açıldı. Tabii belli bir süre sonra bitmesi gerekiyordu. Ama daha sonra sergi tarihini uzattılar. Ondan sonra yine uzadı. Ve şu anda sergimiz yine devam ediyor. Ne kadar daha devam edecek tam onu bilemiyorum. Sanırım ilgili. Ha, yani bir, bayağı bir ilgi var.
Çünkü peki sizce Konya'mız, bu kadar ilgi olmasının sebebi ne? Yani ne farklıydı da sizde bu kadar görmek istenildi? Sizin isminiz olamaz ya da işte başka bir şey var ki neden bu kadar talep edildi? İnsanlar ne gördü? Yani işte dediğimiz gibi yaptığımız resimleri aşkla yaptık, sevgiyle yaptık. Tabi bu ilgilenenleri oldukça memnun oluyorum. Yani Konya'mızın da bu tür sanat aktivitelerine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum aslında. Yani buradaki her şeyi kendi üzerime almaktansa Konya'nın gerçekten ihtiyacı var. Yani bu görsel sanatlarda düzgün bir sergi olmasına, hatta yani Konya dışından ülkemizin değişik iyi sanatçıların da Konya'ya geldikleri zaman bu ilgiyi göreceklerine inanıyorum ben. O yüzden bu o farklılık yani bizden bu, de çıktığı bu içinde. Farklılık yani ona bir şey, ben bir şey diyemem yani onu yani izleyenler söylesinler. Peki, ben söylemeyeyim yani. Peki en enteresan serginize gelip de yorum yapan mutlaka o kadar evet. Çok insan yorum yapıyor ya ki çünkü. Evet. Ne oldu size? Hiç düşünmediğiniz ya da bu soruyla ya da bu cevapla hiç karşılaşmadım dediğiniz bir şey oldu mu? Ya olmuştur tabii ki oldu da ya şu anda aklıma ne kadar geliyor bilmiyorum da. Pat diye sorulunca. Yani genellikle şu oluyor. Yani fotoğraf zannediliyor ilk önce. Evet. Yani resimler. Yani bunu açıkça da söylüyorlar. Ya şöyle tabi bilerek gelenler ayrı resim sergisine, bir de mesela sergiye bir arkadaşını da getiriyor, başka birisini de getiriyor. İlk girdikleri zaman bunu sonradan bana söylüyorlar, diyorlar ki yani biz buraya ilk girdiğimizde bunların hepsini fotoğraf zannediyor, sonra yakından bakınca bunun bir yağlı boya resim olduğunu anlıyoruz filan, ondan sonra sormaya başlıyorlar, başta nasıl oluyor, nasıl yapıyorsunuz, nasıl ediyorsunuz falan diye. Yani biz de dilimiz dönünce anlatmaya çalışıyoruz. Peki fotoğrafla çekip mi çalışıyorsunuz? Sizin çalışma tarzınız nasıl? Yani şimdi şöyle. Bir resmin başlamadan önceki bir zamanı var. Yani düşünme zamanınız. Yani ne resim yapacağım? Yani içinize nasıl ilham geliyor? Ne yapmak istiyorsunuz? Onun kararını verdikten sonra en zor kısım o. O kompozisyonu kafanızda oluşturuyorsunuz ilk önce ve o kompozisyona yakın hangi mekanlar var? O mekanlar üzerinde araştırma yapıyorum. Onların fotoğraflarını çekiyorum. O mekanların. Tabii yüzlerce fotoğraf çekiyorum. Ondan sonra onun içinden o zaman seçiyorum. Oturayım da şunu da resmedeyim. Yok. Olmuyor. Yani öyle değil. Yani var. O yani eskiden öyle yapıyorduk tabii yıllar öncesinde. İşte gördüğümüz hoşumuza giden bir resmi tutup yapıyorduk ama yani bu 2011'den tarihinden bu tarafa ben daha farklı bakıyorum resim olayına ve özgün olmasını istiyorum. Yani bana ait olsun her şeyiyle birlikte diye duygularımı ancak öyle ifade edebilirim. Sanırım yani başkalarının duyguları değil. En çok istediği şey bir resme bakıldığında bu Muhsin Bey'in resmi. Yani bak evet. Bu hem teknik olarak hem teknik de anlatım olarak. Anlatım olarak. Yani bir resmin de bir şeyler anlatmasını istiyorum aslında. Yani sadece bir görsel güzellik değil. Bir şeyler anlatsın, insanlara bir şeyler ifade etsin. İnsanlar o resmin içinde bir şeyler bulsun diye. Yani şu, göze hitap etsin yapmış olduğum resmim. İnsanın beynine hitap etsin istiyorum. Ve en önemli istediğim şey aslında... Yani gönlüne hitap etsin. Şahane. Yani onu gönlüne hitap etmeye başarabiliyorsam kendimi çok şanslı görüyorum o yönden. Harika. Ekranda da akıyor. Yani izlemek istiyorum. Hiç konuşmayayım. Evet. Resimler geçsin istiyorum gerçekten. Ben izleyici olarak bir kanaatimi söylemek tabii istiyorum. Tabii ki. Buyurun şöyle. Lütfen. Şöyle hani sergiyi gezenler siz neden çok geziyor dediniz. Doğal olarak Muhsin Bey de dedi ki hani onların adına ben konuşamam. Ben ressam olarak şöyle hissediyorum. O zaman biz konuşalım değil mi? Biz konuşalım. Ben kendi şeyimi söyleyeyim. Muhsin Bey tabii ben sergiden önce takip ediyorum. Aynı alanla ilgili o resim yapıp ben yazı yazdığım için belki bir 5-6 yıldır resimlerinden haberim var.
resimlerde ilk başta mekan çok önemli gözüküyor Muhsin Bey'de. Mekanı net olarak fotoğraf gibi görüyorsunuz. O mekan zaten bizim hayatımızda var. Koskocaman bir şehir veya bir bina, hep bildiğimiz bir yer. Fakat benim çok ilgimi çeken, orada ilk başta kendisine de söyledim, küçük bir derviş vardı. Çekingen bir derviş. Bu devrin adamı değil sanki. Bu mekanın adamı. Ama modernizm ve şeyle, geçmişle de bir bağ var. Sonra o derviş gitgide büyüdü, hareketlendi. Dikkat ederseniz o pencerenin önündeki büyük Kur'an okuyan derviş şeyine kadar büyüdü geldi. Sanki o dervişte o büyüme aşamaları belki Muhsin Bey'in kendi kişisel gelişim, seyri süluk aşamalarıyla birlikte de o derviş cesaretlendi, büyüdü, hareketlendi gibi ben de bir hissiyat oluşturdum ve mesela. Ve o Kur'an-ı Kerim'i okuyan derviş bir süre sonra o İstanbul'da gezmeye, o toplumun içerisinde olmaya, oraya çıkmak zorundayız başladı. Çünkü. Evet, değil mi? Öyle bir hayat da var. O hayatın içerisinde de olmak lazım. Ama işte o hayatın içinde dolaşırken acaba derviş gibi mi geziyoruz yoksa bilinçsiz mi dolaşıyoruz? Evet. Sanırım bu çok önemli. Evet, yani burada şunu da söylemek isterim ben. Yani bu dervişimiz yani bir şeyi temsil ediyor. Yani insanlara unuttukları değerleri tekrar hatırlatmak istiyor. Yani kardeşliği, barışı, hoşgörüyü, güzel bakmayı dünyaya ve birbirlerini sevmeyi, hasetlik etmemeyi, kıskançlık yapmamayı ve insanların birbirlerini desteklemelerini ve bu hayatta kopuk olarak yaşamamalarını, yani komşusu açken tok yatmamalarını söylüyor. Yani herkes bir taraflarda değil. Ya bir selam verin birbirinize. İnsanlar bir selam versinler. Ve bir nasılsın diye sorsunlar. Olacak bir tek bir kelimesi vardır. Evet. Yani bugün siz bana bir şey bırakıp gideceksiniz. Ben de belki size bir şey bırakıp gideceğim. Yani onu almak çok önemli. O yüzden de iletişim önemli. İletişim kurmadan da bu alışverişi yapamazsınız. Siz de mesela şu anda gösteriyorum, yönetmenim alırsan, Aşk Güneş'e Benzer var. Fatma Hanım'ın kitabı elimde. Muhsin Bey söyledi ya, resimlere başlamadan önce bir hazırlık aşaması yapıyorum. İşte konsantre oluyorum, mekan seçiyorum. Hani öyle pat diye çıkan bir şey değil. Aşk Güneş'e Benzer. Güneşimi izlediniz, aşkımı izlediniz. Siz nasıl bir ön çalışma yaptınız? Yani mutlaka sizin de olmuştur bir çalışmanız. Böyle pat diye çıkmıyor herhalde. Sizde de var. Çıkmıyor. Sizinki nasıl çıktı? Evet. Tabii tarihi bir romanda olduğu için Aşk Güneş'e Benzer 1240'lı yıllarda geçiyor. Çok da bildiğimiz bir tarih değil. Ben başladığımda da öyleydi. 1240'lı yıllar, Selçuklu'nun tam zirvede olduğu sıralar. Önce bir okumayla başladı. Tesadüfi olaylarla daha doğrusu. O döneme bir ilgi başladı bende. Okumaya başladım. Sonra o okuma beni içine çekti. Herhangi bir roman yazma niyetim yok. Kendi kişisel merakım. O mekanları gezmeye, o dönemdeki bütün metinleri karşılaştırmaya, mektuplara kadar, alimlerin birbiriyle olan, emirlerin birbiriyle olan mektuplarını okumaya kadar gitti bu bende. Bu süreç bende bir 3-4 yıl devam etti. Fakat o zamanda yaşamış kadar kişilere ve olaylara hakim olduktan sonra herkesin bunu merak ettiğini, çünkü konu Alaaddin Keykubat suikasti, Emir Karatay Saadettin Köpek çekişmesi, bunun yanında Şems ve Mevlana'nın tanışıp Şems'in cinayete varan bir olaya kurban gitmesi, benim araştırdığım konular içinde bütün bunları kendim algılayıp öğrendiğimi hissettikten sonra dedim ki ya bunu herkes merak ediyor ama ben bunun bir akademik tez olarak yazsam kendim bile okumak istemem. Sadece konuyla alakalı insanlar okuyacak ama Konya'da özellikle esnafa kadar herkesin bir bilmesi gerekiyor Konya'nın bu köklü geçmişini. Bunu bir herkesin görmesini istedim, hikayeyi paylaşmak istedim herhalde. Benimki bir seyahat, sanki böyle bir gittim.
gittim geldim, yolculuk yaptım, dönüşte seyahat notları gibi bir roman kendiliğinden çıkmaya başladı. Harika. Peki bir de günlük haftalık yazılarınız var. Evet. Değil mi? Bir gazetede köşe yazarlığı yapıyorsunuz. Hı-hı. Nasıl alıştınız mı köşe yazarlığına? Alıştım. Evet, biraz kısa yazamıyordum ben romandan köşe yazısına, hı-hı, geçince ama alıştım. Nasıl çıkıyor o yazılar haftalık? Biraz herhangi bir düzene alışamadım o konuda. Haftalık çıkarıyorum ama siz de belki hissediyorsunuz, hı-hı, onu yazılardan. Ben zaten hani arkadaşlar, gazetedeki arkadaşlar romandan hemen sonra başlamışlardı bana ısrar etmeye, hani gazetede de görelim. Fakat uzun yazdığım için cesaret edemiyordum. Ben diyordum kısa yazamam. Ama ciddi tavsiyeler oldu hocalarımdan. Dediler ki bu Twitter ve Facebook'u kullanarak kısa yazmaya alışırsın. Hı hı. Bir süre sosyal medyada yani kendimi o anlamda geliştirdim. Hem uzun hem kısa yazı ayarı anlamında. Daha sonra da haftalık yazılara başladık. O da kalemi diri tutmak lazım. Yani roman yazarken şimdi bir romanım var, bir hikaye serim yayınlanacak. Alt hikayeden oluşan bir gençlik serim var. Ama bunlar zaman zaman aksıyor. Ama düzenli bir yazı yazmak yazarı çok zinde tuttuğu için haftalık yazı bana çok iyi geldi. O gün son dakika gazeteye yetişeceğiz, son iki saat içerisinde ne hissedersem onu yazıyorum Ayşegül Hanım. Herhangi bir plan proje yok yani. O yüzden de belki de doğal çıkıyor. Evet. Ama hani uzun yaz, kısa yazmaya alışmam, hı-hı, lazım diye düşünüyorsunuz. Fakat bence kelime neyi istiyorsa zaten o, hı-hı, o kadar ifade etmiş oluyor. Yani evet, siz uzun da yazsınız, kısa da yazsınız. Evet. Okuyucunun aldığı kadar. Ben öyle değerlendiriyorum. Orası yani, tabii. Mesela siz bazen paylaşırken bu haftaki yazı uzun oldu ama yine de bir okuyuverin diyorsunuz ya. Mesela bana uzun gelmiyor. Kimine, hmm, uzun geliyor. Dedim ya, herkesin aldığı kadar sanırım bu. Evet, herkesin belki gördüğü kadar, aldığı kadar. Peki, size özel bir soru sormak istiyorum. Mevlana mı, Şems mi diyeyim? Madem bu kadar aşk güneşe benzer dediniz ya. Çok şey, iki deniz. Zor bir soru mu? Evet, zor bir soru. Neden? Çünkü ayrı düşünmek zor. Tercih zaten yapmak çok zor. Fakat ikisinin de çok farklı bir çekimi var. İki denize benzetilmesi onların zaten sevenleri tarafından. O yüzden hani şeyde, ayette denir ki iki denizi işte buluşturduk ama birisi tuzludur, birisi tatlıdır. Ama tuzludan da sizin için şunlar çıkar, inci çıkar, mercan çıkar, cevher çıkar. Şeyden, tatlıdan da işte balıklar çıkar, şu çıkar, bu çıkar. Yani ikisinin yeri çok farklı birbirinden. İkisini farklı anlarda hatırlayıp, farklı sözlerini hatırlayıp hayatınıza yön çizebiliyorsunuz. İkisinden de vazgeçmek, tercih etmek, ayırmak hiç mümkün değil benim için. O zaman aşk mı tutku mu desek? Aşk mı tutku mu? Aşk derim. Aşk değil mi? Evet. Tutku biraz daha bencil geliyor bana. Hı hı. Yani o aşk değil, çok karıştırılan bir şey aşkla ama aşktan farkı bana göre tutkuda bir sahiplenme, daha çok insanın kendi benine yönelik, bu benim şeyi var, ifadesi var. Bütün davranışlara o yansıyor. Nefsi biraz. Nefsi biraz. Karşı tarafı boğacak kadar ama, hı-hı, kendi istekleri için. Fakat aşk, sevdiğini kendinden önde tutmak olduğu için zaten tasavvufta beşeri aşk da çok önemsenir. Mesela gençlere öğretilirken ben onun yanlış olduğunu düşünüyorum. Beşeri aşkı sürekli küçümseyerek, yani asıl olan ilahi aşktır, hı hı, diyerek. Halbuki Mevlana'da, Şems'te, tasavvuf büyükleri de beşeri aşkı hiç küçümsemezler. Çünkü insan önce somut olanı sevmeye başlayabilir. Görülmeyen, tanımlanamayan yüce bir varlığı sevmek insan için çok zor. O yüzden Allah beşeri aşkı vermiş bize. Beşeri aşkı da en yakın tanımı nedir? Kendinizden fazla seviyor, kendi menfaatinizden önce onu koruyor, onu önceliyorsanız evet siz onu seviyorsunuzdur demektir. Ama acıyla ilgili bir şey sormuştunuz, hı hı, ya, o geldi şimdi aklıma.
Acısı da şuradan, Mevlana der ki aşk bir davaya benzer, ispat ister. Biz bu dünyaya aşkımızı ispat etmeye geldik, yoksa cennetteydik zaten. İmtihan edileceğiz, imtihanlardan geçeceğiz ki bunları biz delil olarak, her imtihanda aksamış olabiliriz, düşüp kalkmış olabiliriz, hata edip zaman zaman sınırdan çıkmış olabiliriz. Ama o yüreğimizdeki aşkı diri tuttuğumuz zaman geri dönüp geleceğiz, tövbe edeceğiz, o aşamayı da atlatacağız. Ve bütün bu yaşadığımız imtihanların şeyini, toplamını delil olarak Allah'a götüreceğiz. Diyeceğiz ki biz seni seviyorduk Allah'ım. Ve yine Mevlana'nın şöyle bir duası vardır, benim çok hoşuma gider. Der ki ey Allah'ım, senin yerlere, göklere, dağlara teklif edip de kabul edemedikleri, taşıyamadıkları o emaneti sadece senin aşkının sarhoşluğundan dolayı, biz sarhoş olduğumuz için kabul ettik. O aşkımızın hatırına bizim tüm suçlarımızı bağışla. Ne güzel duadır. Çok değil güzel mi? Bir ve dua. Tüm bunlar sunulurken, hani dediniz ya, sunacağız hepsini. Bir davası olmalı insanın. Evet. İşte bir aşk davaya benzer. Evet. İşte o bir davası olmalı insanın. Ve ayrıca bugün de tabii ki Miraç Kandili. En güzel hediye namaz bize sunuldu. Evet. Ve o kadar güzel bir anlatımla Peygamber Efendimiz'den gelenler bize lütfedildi. Çok şükür. Miraç için neler söyleyeceksiniz? İkinizden de alacağım. Miraç için de şunu söylemek istiyorum ben. Miraç, her şey olduğu gibi biz gereğinden fazla tartışıyoruz. Yürüyerek mi gitti, Burak'la mı gitti, gitmedi mi, manevi bir görüşme miydi? Bunların hiçbirisi önemli değil bana göre. Herkes istediğini kendi algıladığı noktadan bakacaktır, yaklaşacaktır. Biz bir de şunu kavramıyoruz. İnsanların hepimizin algı seviyesi farklı farklı. Evet. Nasıl ki süt çocuğuna katı bir yemek veremezseniz, bazı insanlara da bazı düzeylerdeki konuları anlatamazsınız. O yüzden hiç bu tip şeyleri tartışmayı hoş bulmuyorum. Miraç, insanın Peygamber Efendimizin bizi temsil ederek Allah'a en yakın olduğu an, bize bir umut ışığıdır. Bize de açılmış bir yoldur. Çünkü orada bizim ifade edemediğimiz, tanımlayamadığımız yakınlıkta Allah Peygamber Efendimiz'e Allah ve melekleri sana salatü selam etsinler dediği zaman, Peygamber Efendimiz onun yerinde bir başka insan olsa, düşünün ki Allah size dua ediyor, hiç kimse değil. Evet. Allah ve melekleri sana salatü selam etsin ya Muhammed diyor. Ettehiyatü de var zannediyorum bu şey. Alınmış yani bölüm olarak o diyalogdan. Ve orada bu insanlıktan kim olsa refleks olarak derdi ki Allah bana dua etmiş, amin deriz değil mi? Peygamber Efendimizin büyüklüğünü gösteren bir şey. Amin demiyor. Ümmetimin de diyor, salih olanların da üzerine olsun. Allah'ın salatı senin üzerine olsun denildi ya, ümmetimin de üzerine olsun, salih olanların üzerine olsun diyor. Ve Allah ve melekler amin diyorlar. Amini o kendisi almadığı için. Onların amin dediği bir dua da kazandırmış bize. Ve bize de o yolu açmış. Orada amin deseydi, Peygamber Efendimiz de orası, o makam kapatılacaktı bize. Dikkat edin, çok önemli bir şeydir bu. Allah sana salatü selam etsin, amin dese kapandı dua. Ama benim ümmetimin de, salih olanlarımın da diyor ve bu duaya Allah ve melekleri amin diyorlar. Aynı yol bize oradan açılıyor. Ondan sonra namaz bize hediye olarak sunuluyor. Miraç. Namaz da nedir? Yine aşkla anlatalım, Mevlana'nın şehrindeyiz. Mevlana der ki hiç kavuşamadığınız, yıllarca görme imkanı olmayan bir sevgiliniz size bir mektup gönderse, dese ki sabah şafak sökerken bizim arka bahçede pencerede olacağım, lütfen gel dese. Aşık da 10 senedir görmemiş sevgilisini, düşünün, konuşamamışlar, fırsatı olmamış. Sabaha kadar o aşık uyuyabilir mi heyecandan? Ya uyur kalırsam, ya buluşamazsam, ya bir aksilik çıkarsa ne olacak yarın? Uyku asla tutmaz değil mi? Evet.
uyku tutmaz. Yine sembolik anlatıyoruz diye. Yani kişisel aşkta bile böyledir. Onu düşünürsünüz sürekli ve uyku tutmaz. Ve sabahın köründe belki de hiç uyumadan o aşık gider o pencerenin altında olur. Görecek çünkü sevgilisini. İşte sabah namazı budur der Mevlana. Size mesaj geldi. En büyük sevgili size diyor ki şu saatte seni görmek istiyorum. Nasıl uyuyabiliyorsunuz? Nasıl aklınız aslında başınızda olsa, idrak ediyor olsanız onu, o duyguyu, asla sabaha kadar uyuyamazsınız. İnşallah hepimiz için namaz hayatımızda olsun, miracımız da olsun bugün de, değil İnşallah, mi? Bizim evet. Yükseldiğimiz bir gün olsun, öyle dua edelim. Yine mi ara vereceğiz yönetmenim? Biz bugün hiç ara vermek istemiyoruz ama vermemiz gerekiyor, değil mi? Çok özür dileyerek bir ara daha vereceğiz. Ara daha sonra devam edelim, değil mi? Oldu, evet. Biz bugün sohbete doyamayacağız çünkü sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra hemen döneceğiz. Evet, niye geliyorsunuz diye ülkede dedim ki hazır, ne yapıyorsun? Hazır olmayınca tabii rahat, panik rahat, yapar çok insan. Çok... Yok, biz sadece bakmaya geliyoruz. Biz yayına girdik bile, ekranlara yeni gelenler için bu hanımlar ne yapıyor bu mutfakta demeyin. Biz bugün triliçe yaptık. Ülkücüm bize bugün hanım eli mutfağında triliçe yaptı. Fatma Hanım nasıl aranız mutfakla? Mutfakla aram iyidir. Girer misiniz, sever misiniz yapmayı? Tabii severim, fırsat bulduğumda farklı şeyler yapmayı severim. Fırsatım olmadığı zaman da pratik şeyleri de tercih ederim ama ben masa süslemeyi çok seviyorum. Aa, ne güzel. Toplamayı ve bulaşık yıkamayı çok sevmiyorum. Ama süsleme, servis, ev hanımı gibi. Evet. Ama var ya o bir yetenektir. Yani herkes mesela ben yıkayayım, toparlayayım da süslemeyi başkası yapsın diyen de vardır, evet, değil mi? Evet, evet. O yüzden o da ayrı yani bir bulaşığı tercih. Bulaşığı bana bırakın diyen çok insan evet, evet. da var. O yeter kadar ki şey sofrayı değil. Siz hazırlayın diyen evet. de var. Ben ne yaptım Ayşegül'cüğüm? Evet, ne yaptın tatlım? Kek malzemelerini çırptım güzelce. Dikdörtgen borcamımı önceden yağlamıştım. Buna döktüm. Çok ince bir tabaka oluyor. Hani korkmayın bundan kek olur mu diye. O 3-4 katına kabarır. 165 dereceye özellikle söylüyorum. Her zamanki gibi değil. Hani 180 kek için değil. Değil. Ha, evet. 165 derecede pişirdim. Üstü pembeleşene kadar. Piştikten sonra çıkarttım. Kürdanla her tarafını böyle deldin. Kürdanladım, deldim. Daha sonra sütüm vardı, 2,5 su bardağı, 1 su bardağı şekerim vardı, 1 tane de kremam vardı. Sütle şekeri bir cezvenin içinde şeker eriyene kadar ılıttım. Kaynatmıyorum, eritiyorum. Sonra eridikten sonra bir paket kremamı, süt kremasını ilave ettim. Çıkarttığım kekin üstüne döktüm. Kekin sıcak soğuk olması... Soğumaya yaklaşmıştı. Evet, birazcık ılıması lazım. Daha sonra da keki soğuttuktan sonra soğumadı ama benim kekim şu anda görünüyordur da krem şanti hafif erimeye başladı. Krem şanti sürdüm üzerine. Daha sonra da bir saniye karamelimi arıyorum da soğumusun diye bıraktım. Karamel malzemesi de bir su bardağı şekerim vardı. Şekeri bir tavaya koydum. Karamel yapmayanlara özellikle donacak önce o karamel. Dondu şeker diye korkmayın. O tekrar kendisi eriyecek. Eridikten sonra hafif böyle karamel rengi alıyor. Kahverengi. Bir yemek kaşığı tereyağını ilave ettim. İyice eridi tereyağım. Daha sonra da kremayı ilave edip 2 dakikada o şekilde kaynattım. İşte şekerle krema iyice böyle birbirine kaynaşacak şekilde. Sonra da soğutuyorum. Üzerine de karamelimi dökeceğim inşallah. Ne güzel olacak. Herhalde biz anlaşılmıştır yani. Anlaşılması için zaten takip ettik sürekli evet. ekranlarda senin yapılışını. Muhsin Bey, nasıldır mutfaklarınız? Şey midir? Ben yiyen, hani gelip de yiyenlerden misiniz? Yapanlardan mısınız? Şöyle söyleyeyim, çok güzel yumurta pişiririm. Klasik erkekliğin değil mi? Güzel çay yaparım. Onlar iyidir. Önemli, ama güzel yapılan yemeklerin farkında olurum. Güzel yapan tatlıları da, onları da çok severim. Yani tatlıyı aşırı şekilde seviyorum. Oo, ne kadar güzel o zaman. Ve şey de önemli, bakın bizim insanımızın sanata olan sevgisi aslında. Her insanın içerisinde bir sanat olayı vardır. Doğuştan gelmiştir. Yani çocukken vardır. Cenab-ı Allah
bütün çocuklarımıza verir o yeteneği, o kabiliyeti. Ama sonra insanlar onu ne kadar değerlendirebilirler? Ne kadar ortaya çıkabilirler? Yani şimdi burada da tablo yapılıyor aslında. Evet, yani ülkede bizim sanatçımız, evet. Mutfağımızın sanatçısı. Yani çok sevgiyle, aşkla yapıldığı zaman o mutlaka o lezzete, hani derler ki işte kimin eli işte lezzetli olur vesaire. Yani aslında o gönülden gelen bir şeydir. Evet. Ve şeylere bakıyoruz işte, işte şu pasta yapılıyor, bunun bir sunumu var. bu sunumda da bunu sunarken işte kesiliyor, değişik süsler yapılıyor vesaire yapılıyor. Yani güzel olsun isteniyor. Ve Cenab-ı Allah da öyle, yani insanlarda her şeyi güzel görmek istiyor. Güzellikler istiyor. Ve çünkü her şeyi, bütün kainatı güzel yaratan Cenab-ı Allah. Ahenk ve düzen içerisinde yaratan yine Cenab-ı Allah. Yani bizler niye güzel olmayalım, niye bozalım her şeyleri, yani niye sıkıntı yapalım? Niye insanlar birbirleriyle kavga etsin, niye savaşlar olsun? Ve sahip olduğumuz şeylerin farkında varmamız evet. lazım. Yani değerlerimizi de bilmemiz evet. lazım. Yani bir kanaat olayı çok önemli. Yani bir kanaat, şükür olayımız çok önemli. Doyumsuzluk yani, olmaması yani, lazım. Evet. Yani ince ayrıntıların keyfine varırsak da zaten o doyumsuzluk hissi azalır diye düşünüyorum ben. Ya bu hem şahıs olarak öyledir. Bu hem şehir olarak hem ülkeler olarak. Dünya, yani bütün insanlar öyle. Yani eğer herkes razı olsa bazı şeylere, yani tamah etmese, tamah, hırs, aşırı hırs, bunlar olmasa çok daha farklı olacaklar ve insanlar çok mutlu olacaklar, inanın. Sanırım biz de tüm bunları nasıl törpülemeliyiz diye soracağım ama bence bu inanç noktasında ve evet, imanla törpülenmesi evet. gerekiyor sanırım bunun, değil mi? Saydığınız tüm kötü özelliklerin hepimizde var. Yani hepimiz bütün insan, insanlar var. İnsanın, evet, insanın fıtratında vardır. Fıtratında var, işte, yaratılışımızda var. Ego diyoruz ya, nefis dediğimiz olay. Yani biz bu dünyadaki savaş olur zaten, nefisle olan savaştır. Yani bunu ne kadar kazanırsan, yani o kadar mükafatını öbür dünyada alacaksın. Yani cennet veya cehennemde. Yani nefsine ne kadar hakim olabiliyorsun. Evet. Yani en büyük mücadele odur zaten. Peygamber Efendimiz de öyle buyuruyor. Savaştan çıktıktan sonra diyor ki, bu yani. Esas diyor büyük büyük savaş. Savaş yani nefisle mücadeledir. Ona hakim olmak, onu tutturabilmek, susturabilmek budur yani. Eğer öyle olduğu zaman işte bu istekler, aşırı şeyler, hırslar, bunlardan kendimizi alıkoyduğumuz zaman işte o zaman huzur geliyor, bakın. İşte o zaman dervişlik geliyor. Derviş onu anlatıyor aslında bizim resimlerimizde. Yani huzura giden yolu gösteriyor. Huzur, o değeri bilmek, o değere sahip çıkmak ve onunla mutlu olabilmek. Ve bunun için de sanırım pek çok çalışmalardan ve bu sosyal aktivitelerden, şehirde yapılan organizasyonlardan, bunlar besliyor değil mi insanları? Yani bir şairi gelip dinlemek, sizin gibi bir ressam dinlemek, bir yazarı neler söylediğini, bize neler katacağını dinlemek bizi çok besliyor. Dünyamızı değiştiriyor. Yani bir başka ortama gidip de küçümsemek anlamında söylemiyorum. Denge kurmak lazım. Dünyada her şey lazım ama diyelim ki bir ortamda oturuyorsunuz. Falanca şöyle bir perde almış falan, koltuk takımını değiştirmiş, şu arabasını yenilemiş, ben telefonumu değiştirdim. Sürekli bu ortam içinde kalınca insan kendisi de oradakiler ondan çıkıp başka şeyler hayal edebilmeleri gittikçe sınırlanıyor. Bir resim sergisine geldikleri zaman, bir şiir dinletisine geldikleri zaman, sinemaya, tiyatroya gittikleri zaman o dar dünyadan bir çıkıyorlar. Evet, böyle bir maddi dünyamız var ama insanın ruhu çok daha geniştir, çok daha kanatsızdır. Başka keyif alınacak çok daha önemli şeyler var. Çünkü maddi şeyler zaten doyurmuyor. Yani en güzel arabayı aldığınızı, evi aldığınızı, karnınızı, en sevdiğiniz yiyeceklerle doldurduğunuzu her
her şeyi yaptığınızı hayal edin bir saat için, konsantre evet, olun. Evet. O bir saatten sonra onun hevesi biter. Çünkü o insan ruhunu doyuran bir şey değildir. Hı-hı. Her şey sizin oldu ve hevesiniz bir saat sonra biter. O heyecan o kadardır yani. Hı-hı. Bunu sürekli hissedip farz edin ki çok bir şey istiyorsanız benim o var diye düşüneceksiniz. Hani bir adamcağız farz et ki yedim diye bayağı para biriktirmişti, hı-hı, haberlerde çıkmıştı onun gibi. Ama o mutluluk kısa sürdüğü için kalıcı mutluluklar daha farklı yerlerde, onu arayacağız, hı hı, tabii. Peki biz şehirde ne yapıyoruz Fatma Hanım? Hı hı. Çünkü siz bir de Konya'nın Kültür, hı hı, Fikir ve Sanat Adamları Birliği, hı hı, Derneği var. Bir de ondan bahsedelim. Hani program sonlanacak ya. Hepsini sığdırmak istiyorum. Hepsini kısa kısa geçelim. Evet. Ve bu, farkındaysanız mutfak sohbeti oldu bizim. Evet, isterseniz hani, geçelim. Evet. Siz nasıl rahatsanız bizim için fark etmez. Fark etmiyor bana da. Şöyle, benim derneğim ilk göz ağrım Türkiye Yazarlar Birliği. Türkiye Yazarlar Birliği'nin faaliyetleri özellikle Konya Şubesi çok güzel oturdu. Takvimi önceden bir yıl önce açıklanıyor. Çok güzel şekilde gidiyor. Sohbetlerimiz var İl Halk Kütüphanesi'nde. Ve biri Konya Fikir Sanat Adamları Birliği Derneği. O da aynı şekilde çok kıymetli isimler var. Koyunoğlu Müzesi'nde her cumartesi saat 16'da düzenli ikindi sohbetlerimiz var, devam ediyor. Dernek üyelerimizin zaten sürekli sanat çalışmaları var, kitap çalışmaları var. Onun yanı sıra bir de Tarihi Konya Turizm Derneği vardı. Feyzi Halıcı ismiyle anılan ve hatırlanan, uzun süredir bir hani faaliyet arası verilmişti. Onu tekrar canlandırma çalışmalarımız var. Birçok yere koşturuyoruz. Çok da faaliyet var gerçekten, takip edilmeyecek kadar şehirde. Gerekli de bunu, onu fark ediyorum ben. Gittiğiniz hiçbir etkinlik boş kalmıyor artık Konya'da. Çünkü böyle bir ihtiyaç varmış. Sergide olsa, başka bir etkinlikte, evet, olsa şehrin hayatında ciddi bir aktivite var. Hı-hı. Ama mutlaka her yerde olduğu gibi hani çok etkinlik denmeyecek şeyler de vardır. Onlar zaman içerisinde seçilecektir diye düşünüyorum. Hı-hı. Hani hevesi olsun diye herkes bir şey yapıyorsa çok da o kalıcı etkili olmuyor. Ama ben her zaman Konya için diyorum ki burası nefes alan bir şehir. Evet. Canlı bir şehir, hı-hı, gerçekten. Ve saydınız ya orada, hı-hı, o var, burada bunlar var, konuşmalar var, sergiler var. Bu şehirde gerçekten deli insanlar var değil mi? Evet. Deliler olmasa hiçbir şey yapılmaz. Çok güzel ama bu değil mi? Evet, şey der yine Mevlana, akıl haç için bir deve buluncaya kadar aşk tavaf eder gelir 10 kere yani. Evet, bütün şeyleri hesap ederseniz, mükemmel proje yapayım derseniz bir şey yapamazsınız. Hı-hı. Mükemmel proje Allah'a ait. Biz her şeyi düşüneceğiz, yapmaya çalışacağız ama biraz da hızlı düşünüp hareket etmek, deli olmak lazım herhalde. Olmak, evet, lazım değil mi? Tadı da ondandır. Evet. Çok değerli insanlar var. Hepsini anmak isteriz. Hepsine, tabii, buradan sevgilerimizi yollamak isteriz ama birini söylersek biri eksik kalır diye zikretmek istemiyorum. Bütün o dernekteki bütün çalışanlara, o turizm için koşturanlara, bu şehir için koşturan, bir cümle bile sarf eden herkese buradan selamlarımızı gönderelim. Selamlar, saygılar gönderiyoruz. Tabii Konya çok önemli bir şehir, çok önemli bir kültür mirası var. Tanıtımı hem ülkemiz için hem dünya için çok önemli bir şehir. Bir de biliyorsunuz bu yıl Konya İslam Ülkeleri Turizm Başkenti seçildi. Bunun için çok ciddi faaliyetler olacak bu sene içerisinde, o müjdeyi de vermiş olalım. O yüzden bu önemli işleve diyelim ya da göreve, misyona katkıda bulunan herkese selamlar, saygılar buradan tabii. Aynen, ki. Aynen, evet. Peki tüm bunların yanında bir de resim için, müzik için bu şehirde atölyeler de lazım değil mi? Evet. Sizin de var bir kaleli sanat atölyeniz var. Neye dikkat etmeliyiz? Yani ben kızımı ya da oğlumu getireceğim size. Yaş aralığınız var mı? Önemli mi? Ya da illa zorlamalı mıyım? Resim yapacaksın, bunu istiyorum. Hani anne baba ister ya, yapamadıklarını çocuğunda yaşatsın. Nasıl bakıyorsunuz hem atölye çalışmalarına, hem bir çocuğun şekillenirken sanatla beraber olması için, onu desteklemek için biz anne baba ne yapmalıyız? Şimdi anne babaya düşen görev, o çocuk hangi sanata meyillidir? Yani onu anlamaya çalışmamız lazım. Burada
Yani eğer resme bir kabiliyeti varsa çocuğun, bunu işte şehrimizdeki o şeylere bakmamız gerekiyor. Hı hı. Diyor ki bizden olmaz yani bu yaştan sonra. Bu yaştan sonrası, bu yaştan sonrası değil yani. Ben size şunu söyleyeyim. Ben çocukluğumdan beri resim yaptım. Kendi halimde yaptım. Yani hiçbir eğitim almadım ben. Ta ki 40 yaşına kadar. 40 yaşına kadar ben kara kalemle çizdim. İnceledim, baktım, seyrettim. 40 yaşından sonra eğitim aldım. Evet. Bak 40 yaşından sonra eğitim aldım 5 yıl. Bu bizim için bir umuttur. Yani onun için söylüyorum. Yani. Onun için söylüyorum. Dinleyin. Ve bakın yani benim resim geçmişim çok uzun değildir. Yani ama uzun yıllardır yapıyorum tabii. Ama bir yani çocukluğumdan işte beri yapıyorum. O hani çuvala atarsınız evet, ya evet. Her şeyi bir şeyi. Sonra gün gelir şöyle eğer açarsınız. Eğer eğitimse ben 40 yaşından sonra bir eğitim aldım. Ondan sonra resim yapmalarım daha hızlandı, daha ciddiye aldım. O aşka daha çok sarıldım, öyle diyeyim. Ondan sonra işte bu resimler çıkmaya başladı benim. Orada da resim yapılıyor. Çünkü. Yani çocuklarımız da, evet. Çocuklarımız da eğer yetenekleri, kabiliyetleri varsa onları törpülemeyelim en azından. Evet, tamam. Bırakalım yapsınlar. Yani bırakın çocuk, hatta bir odanın bir kenarını ayırın. Bırakın çocuk duvarları kalemle çizsin. Kararı. Annelerimiz çok kızacak ama o içindeki o şeyleri, ben o kızın annelere kızıyorum. O içindeki o şeyleri aktarsın o çocuk. Aynen öyle. Eğer öyle bir şeyler olursa işte Konya'mızda birkaç tane atölyemiz var. 4-5 tane aşağı yukarı. Çok fazla da değil. Bunların sayısının daha da artmasını gönlüm arzu ediyor aslında. Yani bizde 6-7 yaşından itibaren 70 yaşına kadar öğrencilerimiz gelebilir. Benim yaşım işte 50 oldu, 60 oldu. Ya kimisi mesela 30 yaşında yepe genç, ya ben bu yaştan sonra, ya ne yaşı olacak, daha gençsin, ben 40 yaşından sonra başladım. Onun için söyledim onu. Ve bu insana ayrı bir huzur, ayrı bir mutluluk verecektir. Bir, bu sanatla uğraşmak kendi ruh sağlığımız için de çok önemli. Hangi sanatla uğraşalım? Oradan da bir artı şey kazanacağız. Yani kendi huzur ve mutluluğumuz açısından. Yani çocuklarımızı gönderelim, evet. Gençlerimizi gönderelim. Kendimiz gelelim. Atölyemize yerimiz geniş ve uygun. En azından bir çay içmeye gelelim. Yani evet. Onu bekliyorum. Yani beklerim yani. Buyurun gelin. Oradaki boya kokuları, atölye boyalar kokusu. Nasıl madde yani boyalar nasıl kokuyor onu bir görelim inşallah. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Tabii bu atölyede kendi tek başıma tabii götürmem imkansız, çok zor. Burada oğlum Oğuz'a da çok teşekkür ediyorum. O da küçüklüğünden itibaren işte biz ya durmur falan desek de bizim yolumuzdan geldi. Ne güzel. Kendisi şu anda resim bölümünde Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yüksek lisans yapıyor. Ayrıca yani atölyede benim en önemli desteğim. Sağ kolum diyorsunuz. Sağ kolum. hatta ben onun sağ koluyum diyeyim. Ne güzel yani, değil mi? Öyle, İnsanın evet. Evladının da sevdiği şeyi yapması. Evet. Ve sizin de ona bakarken böyle gözleriniz anlatırken bile ışık evet. Işık olması değil mi? Hı-hı. Gurur duyması ne kadar önemli. Yani ben bunun şeyini çektim. Çünkü büyük oğlumdan da küçük oğlumdan da aynı şekilde. Çünkü toplumumuzda şu vardı. İşte benim oğlum ille işte şey olacak. Doktor olacak. Evet. Zorlanıyor. Hı. Zorluyorlar. Aile baskısı oluyor. Ondan sonra benim çocuğum işte ille şu meslekten olsun, mühendis olsun. Yani böyle bir hep bir kariyer ve makam şeyinde öyle bir bakış açımız var ve işin maddi getirisine de bakıyor aileler. Yani öyle bir saygınlık kazansın istiyor. Ama yani orada mutlu olacak orada, mı olmayacak mı bilmiyorum. Evet. Belki çok büyük bir şey olacak yani, ama evet. Mutlu olmayacak, evet. Müdür olacak, yani mutlu ben, olmayacak. Ben baktım kendi çocuklarımda yani bunu söylüyorsam eğer kendimi yaptığım için söylüyorum. Kendi yapmadığım bir şeyi söylemem kolay kolay. Benim büyük oğlum da aynı şekilde. O da müzik yeteneği olduğunu okuldaki hocası söyledi. Israr ettiler. Dediler ki ille bu çocuk mutlaka müzik eğitimi alması lazım. Müzik bölümü okuması lazım. Düşündüm. Dedim tamam.
o cesareti gösterdim. Ama çok tepki aldığımı da söyleyeyim ben bu arada. Hı hı. Bir de o yaşananlar ya hoca, var aslında. Hoca, o da yani evet, diyorlar evet. Yani hoca çocuğun çalgıcı mı olacak? Ne alaka ya? Biz insan olma gözüyle bakmıyoruz yani. Ya bir insan yetişiyor. Ne iş yaparsa yapsın yani ne meslekte olursa olsun. Yani adam olsun, insan olsun yani. Bu değer bu değil yani. Bu olması lazım gerekirken başka şeyi değerlendiriyoruz. Makamına göre değerlendiriyoruz ama makam geçici. Zenginliğine göre değerlendiriyoruz. Zenginlik de geçici. Ama biz onu insanı gerçekten karakterine ve insanlığına göre değer vermiş olsak işte o kalıcıdır. İnşallah yani, kalıcı insanlar yetiştirelim. İnşallah. Anne inşallah. Baba olarak da bizim inşallah. En önemli vazifemiz. Ben öyle diyorum. Bu ülkenin en çok anneye ihtiyacı var. Bilmiyorum belki çok evet, iddialı evet, bir söz ama evet, buna doğru, inanarak doğru. söylüyorum. Onları yönlendirme açısından, onları törpüleme açısından, inançlarını vermek açısından her şey için çok önemli. Tabii ki Rabbim lütfedecek, içine verecek ama sen de çaba sarf edeceksin, elinden tutacaksın. Evet. Şimdi her çocuk bir el bekliyor. O eli de bence ilk anne uzatmalı diye düşünüyorum. Kesinlikle ama şimdi bir tabii sorunumuz daha var. Annelerle bence çocuklar arasında bu çok küçük yaşta telefon, tablet kullanma olaylarından dolayı annenin çocuğu yetiştirme şeyi en azından bir ilk 6 yıl olması çok uygunken onun da altına düştü bu. Hani birebir bir anne bir çocuğu yetiştiremez, hayatının her alanında olamaz ama bir 6 yaşına kadar bari kesintisiz bir ilişkisinin olmasını ben sağlıklı buluyordum. Şimdi biraz hani telefonunla oyna, tabletinle oyna dönemi de başladı. Annenin de işi olduğu için ve bir de büyük aile değil de artık çekirdek aileye geçtiğimiz için annelere de gerçekten bir soluk aldıracak, bir dinlendirecek mekanizma yok. Hani çocukla biraz evet, babaanne evet. ilgilense biraz annenle ilgilensin. Öyle sıkıntılarımız var ama dediğiniz çok önemli. Şeye bakalım mı bitti mi tatlımız? Bizim tatlımız Ülkü tatlıyı yaptı. O da bir sanatını icra etti resmini, bugün. Resmini evet. Ama resmini de Muhsin Bey yapacak. Bakalım ne yapacak? Şöyle biraz evet. izleyelim mi? Şimdi az önce yapmış olsaydık daha iyi olurdu. Biraz geçmiş. Onun için en iyisi dokunmayalım. Dokunmayalım. Az önce yapsaydık olurdu. Şimdi biraz biz şey izleyebiliriz olmuş, yani geçmiş, sizi. İlk döküldüğünde geçmiş, evet, belki ilk ama dokundum. Oluyor yine de çok güzel olmuş. Eline sağlık Öykücüğüm. Elinize sağlık. Afiyet kek olsun. Bir kere çok güzel koktu. Soğuyunca dur. Herhalde tadına şöyle bakacağız. Şöyle yüzeysel yapalım. Dur. Evet bizim bugün Triliçe'mize bir evet. sanatçı eli değdi. Ressam eli değil değil mi? Harika. Peki şu Hazreti Mevlana'nın gelişiyle ilgili şiiri sizden alalım. Olur mu? Girişteki şey, tabii ki. Kapanışı. Şöyle şu mikrofonu alacağım sizi. Burada kapanışımızı yapalım biz. Evet. Yönetmenim herhalde süremiz tamamlandı. Ülkücüğüm çok teşekkür ediyorum. Bugün zannediyorum mikrofonu aç. Çok teşekkür ederim. Eline sağlık. Muhsin Bey buyurun. Size de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yani gayet güzel doğal evimiz gibi. Salonumuz size açık her zaman. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Değer verdiniz. Kıymet verdiniz. Davet ettiniz. Her zaman. Bütün hemşerilerimize, Konya'dakilere, Türkiye'dekilere ve Türkiye dışında yaşayan bütün inanan insanların Miraç Kandili'ni kutluyorum. Evet. Hayırlara vesile olur inşallah. Öyle ümit ediyoruz. Öyle olsun. Öyle de olması da gerekiyor. Herkese diyorum ki mutlaka bir sanatla uğraşalım. Ne olursa olsun. Ebru olsun, tesip olsun, hat olsun. Kurslara gidelim. Bulunduğumuz şehirlerdeki kurslar, belediyeler şimdi bayağı ciddi kurslar veriliyor. O kurslara gidelim. Efendim olmadı, özel kurslara gidelim. Oralardan ders alalım. Ve bu şekilde de hem çocuklarımıza örnek oluruz.
Hem komşularımıza, hem ailemize, hem de toplumumuza, hem de toplumumuza örnek olmuş oluruz. Bütün dünya için güzellikler diliyorum. Her şey güzel olsun inşallah. Hı hı. Öyle diyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ülkücüm, sağ olun. Mevlüt Kandili için senin söylemek istediklerin var mı? Tüm Müslüman aleminin Mevlüt Kandili'ni kutluyorum. Ya, Mevlüt, Miraç pardon. Miraç bugün Mevlüt de benim evet. Kafa. Bir şey söyleyeyim ben bu arada. Tabii buyurun. Şimdi kandil diyoruz ya. Yani aslında kandil değil. Yani biz bu gece nedir? Miraç gecesidir. Hı hı. İşte kandiliniz kutlu olsun, kandiliniz kutlu olsun. Burada miraç atlanıyor veya regaib atlanıyor. Hı hı. Bunlara dikkat etmek evet. lazım. Yani o nedir? Orası o miraç gecesidir. Hı hı. Kandil o gün anlamına yakılan eskiden işte mumlarda değişik ışıklar. O zaman miracımız kutlu olsun. Miracımız, miracımız kutlu olsun. İnşallah evet, miracımız evet, hayırlar diyorum. Getirsin. Yani ondan onu, evet, evet. Çok önemli bir detaydan bahsettiniz. Bunun için bile bir program yapılabilir evet. gerçekten de. Evet. Fatma Hanım sizin mesajınızı da alalım. Sonra ben hoşça kalın diyeceğim izleyicilerimize. Ben Miraç mesajımı bir şiir olarak okumak istiyorum. Miracımız kutlu olsun ve Miraç'tan bize dönen, bize gelen o kutlu peygamber için okuyorum. Ayım güneşim geldi, bak göz ışığım geldi. Altın madenim geldi, gümüş yatağım geldi. Başka her ne istersem o başka şeyim geldi. Hem Miraç kandilimiz, miracımız hayırlı olsun dedik. Hem Hazreti Mevlana'nın Konya'ya gelişini, yıl dönümü. Akşam üzeri Mevlana Kültür Merkezi'nde güzel bir organizasyon olacak. Bu sene Konya Devlet Tiyatrosu sanatçıları gelişi temsili töreni canlandıracaklar. Katılmak isterseniz bugün programımız 16'da başlayacak. Ve Kon TV'den de bizim ekranlarımızdan da canlı yayınla izlemiş olacaksınız. Katılmak isterseniz Konya'daysanız da Mevlana Kültür Merkezi'nde olabilirsiniz. Güzel bir sohbetle bugünü bitirdik. Günün ilk yarısı bizimle geçti. Kalan ikinci yarısı umarım dilediğiniz gibi güzel geçsin. Yarın saatler onu gösterdiği zaman ben yine sizi burada bekliyor olacağım. Yarına kadar Allah'a emanet olun. Kandiliniz mübarek olsun.